Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu videoda da mesela break'teki gösterelim. Tekrar yazı formatlamasını. Onu nasıl gösterelim? Mesela bu paragraf demiştik. Paragraf olmasa da olur, yani başka bir diğer bir text de olabilir. Mesela daha önce boşluk demiştik ya. Şöyle yaptığınızda mesela böyle yapıp kaydedelim. Bakın bir şey değişmiyor. Burada gene aynı gösteriyor. Yani buradan şöyle ayırmıyor yani. Bunun gibi yapmıyor. Bunu yapmanız için, çünkü bu boşlukları algılamıyor yani, yorumlamıyor. Bir tek var, onu göstereyim. Hem de teki de göstermiş oluruz. Şöyle yapmanız lazım yani, bir yer break teki. Yani böyle her bütün tekler de böyle açılıp kapanmıyor yani, böyle tekli olanlar da var, kapanmayanlar, onu böyle yazıyor. Böyle tekli yazıyorsunuz. Gerçi şu şeyi koymasanız da gene algılıyor yani. Tekrar kaydedip gösterelim. Bakın burada ayırdı. Bunun gibi bir tane daha var. Mesela onu nasıl göstereyim? Ha, bir de şey var. Onu internetten göstereyim. Mesela Lorem Ipsum dedikleri bir şey var. Dummy data olarak kullanılıyor mesela burada. Mesela şuraya girelim ilk çıkana. Şuradan kopyalayıp falan. Böyle bir text var yani, bu fake data yani. Şuraya hani biz koyuyoruz ya böyle, öylesine bir yazı, onun için kullanıyorlar. Mesela kopyalıp yapıştıralım şuraya bir text diye. Kaydedelim. Başka böyle here teki var. O da aynı. Bu bir yer gibi ama bu, yani bu bir satır atlıyor aslında. Şu, bu da satır atlıyor ama bu, bakın göstereyim, çizgi çiziyor yani şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi bak, çizgi koydu buraya. Başka ne var? Bu formatlama da başka bir şey daha var, böyle blok. Blok kod diye. Bunu açalım. Bu da bir şekilde, bu blok kod da mesela bir şekilde formatlıyor, yazıyor. Gösterelim mesela. Şöyle ortaya alıyor. Bunu yapmadan da olur. Mesela şurada bu böyle gösteriyor ya, bunu gösterelim. Gerçi bu paragrafın içine alalım önce. Mesela şunu paragrafın içine alalım. Buraya, gerçi bu depreşit oldu, bunu CSS ile yapmanız lazım, onu da gösterelim daha sonra. CSS de, o da dil gibi bir şey. HTML5'te bu şey oldu, kullanılmıyor artık, burada kullanılmıyor ama gene yorumlar şey tarayıcı. Bunu CSS'te kullanmanız lazım ama neyse, gösterelim şimdi bunu da, algılar gene. Şunu da kullanabilirsiniz yani, böyle atribütü, parametreyi kullandığınızda ortaya alıyor yani. Gerçi burada belli olmadı pek ama, yani şöyle 3 tane değeri var.
sola, ortaya, merkeze yani center. Sağ. Bir de bazı insanlar bilmiyor. Bunu koymadığınız zaman peki nasıl oluyor o zaman diyebilir insanlar. Bu tarayıcıların, browserların varsayılan default değerleri var, ayarları. Siz hiçbir şey koymazsanız bile, mesela hatta HTML dosyası diye falan bile koymasanız, bu tarayıcının kendi içinde varsayılanı var. O şekilde gösteriyor. Bilmem anlatabildim mi yani. O varsayılan da bu align değeri solda oluyor yani. Şu sola doğru. Sola doğru yaslanmış gibi düşün. Elementler bu sola doğru, hep yazılar, resimler, ne olursa hep sola doğru. Varsayılan da defaultta yani. Yani peki o zaman neden bunun lefti de var diye soran olabilir. Hani burada şu an kullanılmıyor artık da, CSS'den kullanıyor, onu da göstereceğiz sonra. Nedenini şöyle anlatayım şimdi, anlamanız için, onun için de bir bilgi olsun. Şu bölüm bir doküman olarak düşünün. Ya da bir pencere gibi düşünün. Hani biz iç içe koyuyoruz ya böyle. Bir element olur mesela, şöyle bir mesela onu da göstereyim, div diye. Division demek bu arada, da çok kullanılıyor. Bunun içine alalım mesela. Kaydettik. Bu solda dedi, dokümanın solunda. Yani bu şöyle, hatta bunu alıp şöyle koyalım. Tamamen alıp belli olsun diye, daha önce dediğimi sola koyalım. Bu body'nin içinde bu başka bir eleman. Element. Bunun da solu, ortası, sağı var. Diyelim ki bu da başka bir elemanın içinde, o da başka bir elemanın içinde. Koymuşsunuz mesela, bazı sitelerde görmüşsünüz. Şu bölümde işte şöyle bir menü bölümü var. Burada bir sol bölüm var, sağ bölüm var bazılarında, bazılarında alt bölüm var falan. Kutular falan var. O kutular başka bir kutu, büyük bir kutunun içinde falan gibi düşün. O kutu başka büyük bir kutu. Onun, o kutunun solu gibi düşün. Bilmem anlatabildim mi demek istediğimi. Tabi başka tekler de var. Onu, video uzun sürmesin diye, tekrar daha sonradan göstereyim. Şimdilik bu da bu kadar olsun. Teşekkürler.